Evet, iyi akşamlar. Maçtan evvel Fenerbahçe takımı özellikle son bir buçuk maçı diyeyim, Rizespor'un ikinci yarısı Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda bir sistem değişikliğine gittiler. Burada oynarken üçlü, karşılarken beşli. Ama biz takım olarak her ihtimale karşı hem üçlüyle nasıl oynayacağımızı hem dörtlü oynarsalar nasıl baskı yapacağız. Onunla beraber oyun organizasyonlarının arkadan oyunu oynayarak blokları nasıl geçeceğiz? Çalışmalarını her iki sisteme de karşı hazırlıklı biçimde yaptık. Hem analizde yaptık hem sahada pratikte uyguladık. Oyunda baktığımızda bugün dörtlü başladılar. Özellikle dörtlü oyunda da bizim temel felsefelerimizden bir tanesi top rakipteyken baskı yapmak. Bu baskıyı yaptığımızda da özellikle şiddetli baskıyı rakibin yaptığı oyun planı direkt oyun oynamaktı ve ikinci topları almaktı. Rakibe bu anlamda iki tane ilk yarı itibariyle pozisyon verdik ama baskıyı işte Mostoro nasıl şiddetli yapıyorsa diğer iç orta saha oyuncumuz da yapmasın aslında. Üçlü kursalardı kenar oyuncularla yapacaktık bu baskıyı. Ama topun bizde olduğu bölümlerde biz bugün %60-65 burada topa sahip oluruz diyorduk ki oyunun ilk yarısı 61'lerdeydi bu. Birinci bölgeden ikinci bölgeye kadar, üçüncü bölgeye kadar oyun organizasyonlarını son derece sağlıklı bir biçimde kurduk. Ama bu oyunda bir yere kadar gelip ondan sonra problemi çözmek, yani hızlandırmak üçüncü bölgede ve atak sonuçlandırmak gerekiyor. Buradaki performansların biraz bu anlamda düşük olması, çabuk top kayıplarının olması üçüncü bölgede. Rakibe geçişler verdik. Pozisyonlarımız var. Rakibin de pozisyonları var. Ama bütününde neye bakabiliriz? Fenerbahçe deplasman kazanabilirdik. Son saniyede veya oyunun içinde onların da pozisyonu var, kaybedebilirdik. Oyunun içindeki olumluları cebimize koyacağız. Olumsuzlar üzerinden çalışacağız. Bugün 34-35 yaşında Mostoro maçın en fazla mesafe kat eden ve baskıyı doğru yapan oyuncusuna daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. 6-7 tane ben ya takım üzerinden konuşuyorum ama 6-7 tane oyuncunun performansı bizi ayakta tutup 3-4 oyuncu takım oyunun içine girmezse, performansı düşüklük olursa bu genel takım oyununu etkiliyor. Oyunun içinde baktığında deplasman, zor bir rakip, baskı yapmaya çalıştılar, direkt oyun oynadılar, geçiş yapmaya çalıştılar. Ama burada da yine 60 dakika top oyunda kaldı. Bir derbi maçı gibi düşündüğümüzde baktığında ve oyunun %56-57'si de top bizde oldu. Bunu daha iyi kullanabilirdik. Kazandık, kaybetmedik. Arada bir maçtı. Onun için genel olarak her iki takım oyuncularını da mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Devrilmeyi buna. Kulübeden bunu görmem mümkün değil. VAR sistemi de arada bozulmuş galiba. O da herhalde ilk defa oldu. O da bizim başımıza geldi. Pozisyon sonrasında ekranda baktığımda gol gözüküyor. Yani offside değil gözüküyor. Yapacak bir şeyim yok. Yani bunu değerlendirmesini yapabilirler. Bunlar oyun içinde olabiliyor. VAR sisteminin bozuk olması o bölümde bize denk gelmesi herhalde biraz şanssızlık. O da biraz şanssızlık herhalde. Yapacak bir şeyim yok. Bir şey diyemiyorum. Oyun içinde olan bir şey. Soru var mı? O dönemde özellikle takımında biraz yaşından, yaş ortalamasından kaynaklı olarak bazen böyle performans düşüklüğü de görüyoruz. Biraz da oyuna müdahale açısından kadronuzu yeterli görüyor musunuz şimdi? Oyuna müdahale ederken? Ya da kulübesinin zenginliği açısından. Şimdi biz 8 haftalık süreci bitirdik. İkinci milli takım arasına giriyoruz. Milli takıma da başarılar dileyelim. Şimdi bizim kadro derinliğimiz ve zenginliğimiz aslında son derece sağlıklı biçimde var. Ama bugün 8 haftalık süreçte takım kaptanımız Emre Belezoğlu'ndan 2 maç, 1,5 maç faydalanabildik. Arda 8. maç cezalı bitti, daha faydalanamadık. Klişi 4 maç cezalıydı. Adabayar sezon başı hastaydı. Elia sakatlıktan yeni çıktı. Costa 2 maç oynamadı. Baktığında bireysel performanslar ve sakatlıklarla ilgili 8 haftalık süreci bu şekilde geçirdik. Umarım bu milli takım arasıyla beraber gene de ona rağmen oyun kalitesi olan ve sistemi düzeni olan bir takım olduğumuz için ligin bu şekilde yukarısında durabiliyoruz. Umarım onların gelmesiyle beraber hızımızı ve kalitemizi biraz daha arttıracağız. Soru var mı? Açıkladım. Birinci bölgeden ikinci bölgeye iyi geliyoruz. İkinden üçe geçiyoruz. Üçten dönüşlerimiz oluyor. Bütün ön taraf için bunu söyleyebiliriz bütününde. Çabuk top kayıpları, atak sonuçlandırmama veya ağır oynayıp geri dönmeler. Bunlar bunun içinde var. Yani eleştiri anlamında söylemiyorum bunu.
performansların bir takım oyununda hadi bir tane iki tane sistem belki kaldır ama 3-4 oyuncu olduğu zaman kaldırmaz. Savunmamız çok doğru durdu. Topları karşıladı, oyunu kurdu. Kalecimiz öyle şekilde, Mahmut öyle şekilde. Mostar 35 yaşına rağmen en çok mesafe kat eden ve sprint atan oyuncu. Yardımcı olmamız gerekiyor bu tip oyuncularda da, arkadaşlarımızda. Ama şampiyonluk konusunda düşünceniz nedir? Son 2 yıl çok kritik, son hafta maçlarıyla geçirilmişti. Ligin gidişatına bakınca eksik. Geçen 2 sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduk. 8 haftalık süreci biraz evvel ifade ettiğim gibi bireysel performanslar, sakatlıklar ve cezaların bütününün takımın içine katkısı ile beraber kaliteyi ve hızı yükselttiğimizde bizim zaten bu yani geçen sene de bunu açıklamıştım. Bu sene itibariyle de açıklıyorum. Bizim için harika bir duygu bu. Bu yarışın içinde olabilmek ve bunu oyun kalitesiyle, oyuncusuyla, kulübüyle hak ediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Bu sene de bizim 3 tane, ben de buna Fenerbahçe'de dahil, bugün anla değerlendirmemek lazım Fenerbahçe'yi. Geçmişiyle, kültürüyle, kazanma alışkanlıklarıyla ve refleksleriyle değerlendirmek lazım. Yarışın içinde olacak takımlardır. Bizim için şu güzel, 100 senelik kulüplerle yarışabilmek, bu kültüre sahip kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu. Sonuna kadar bunun içinde olmak bizim asıl hedeflerimizden bir tanesi. Başka soru?